Merhaba. Bugün Mehmet Aksoy'un misafiriyiz. Polonezköy'de böcekli evin bahçesindeyiz. Bildiğiniz gibi Mehmet Aksoy heykelleri Avrupa'nın ortasında duran ama bizim bir heykelini Ankara'ya ya da Kars'a sığdıramadığımız bir yontucumuz. Ona mermere kil muamelesi yapan heykeltıraş diyorlar. Merhaba Mehmet, niye öyle diyorlar? Merhaba, kötü söylüyorlar bence. Vallahi ben demedim, öyle dediler. Bence çok kötü söylüyorlar. İlk önce şeyi düzeltmek istiyorum. Burası Cumhuriyet Köyü. Hep bizim şeyler, köylerimiz buna şey oluyorlar, bozuluyorlar Polonezköy deyince. Burası Cumhuriyet Köyü. Cumhuriyet Köyü'nde oturuyorum böcek evde. Bu heykele çamur muamelesi yapmak meselesi gerçekten biraz şey, tabii övgü diye söylüyorlar, anlıyorum bunu, çok daha hoş belki. Ama yani çok kolay onu mıncıklıyor, böyle hakim oluyor, onun kıymetini bilmiyor gibi anlamı da taşıyabilir benim için. Benim için öyle değil, taştan her zaman korkmuşumdur. Taş gerçekten saygım var ve o taşın taşlığını kaybedecek bir duruma getirmem taşı hiçbir zaman. Yani taşı çamur gibi yapmam, halledersin. Taşın özelliklerini çıkarsın isterim tabii ki heykel. Yani o ne demektir? Işığı taş çok iyi yansıtır, özellikle mermer. Bu bizim formlar üstüne düşen ışığın yansımaları taşta çok güzeldir. Çok nüanslar elde edebilirsiniz. Yani gri tonlarının tümünü elde edebilirsiniz. Böyle kontrast şeyler elde edebilirsiniz. İstediğiniz etkileri verebilirsiniz. Yani bir dramatik bir konuyu alıp o şekilde sert ışıklar, sert gölgeler kullanabilirsiniz. Çok harmonik bir heykel yapabilirsiniz. Birbiri içinde nüanslarla kaynaşmış, giderek kontrastların olduğu, çok zıt olmayan kontrastların olduğu bir heykel yapabilirsiniz. Onun için taşa büyük saygım var ve de taş aslında tesadüfler doğurduğu için. Taş şöyle bir malzeme. Biz normalde heykeli, çamuru yığarak yaparsın, bir kütle elde edersin. Taşta dıştan içe doğru bir yontma vardır. Azaltarak yaparsın. Azaltarak yaptığın zaman dıştan içe gelirken tesadüfler çıkar. Ve o tesadüfler sana bak bunu düşünmemiştim, bu da var diyebilir. Biz aynı zamanda ben kendimi bir tesadüf avcısı diye de nitelendirebilirim. Eğer konsantrasyonum yerindeyse bir konuya, taşta çıkacak tesadüfleri yakalarım. Kaybetmem, çıkarmam. Onun için taşa çamur muamelesi yapıyor. Biraz benim şeyim garibime gidiyor. Öyle değil, ben taşı taş olarak bitirmek isterim. Taş taş kalır sonunda. O taşı iyi yontuyorsun anlamında söylüyorlar. Onu da anlıyorum tabii ki. Sağ olsunlar. Ben şunu soracağım. Senin doğduğun şehir de Hatay'da böyle bir binayla çok fazla karşılaşmadım belki ama Anadolu bir anlamda taş uygarlığı, taşın heykel değilse de mimaride heykel gibi kullanıldığı bir malzeme, yer, mekan. Yüzyıllarca mermerin çeşitli ifadelerin yolu olmuş. Bunun mistik yanı, dinsel yanı da var mı? Önceden konuştuğumuz şeylere evet, getirmek istiyorum. Anlıyorum. Bu şimdi Anadolu aslında taş cenneti. Yani özellikle mermer ve kalker cinsinden taşların cenneti. Dünyada bu kadar hiçbir ülke sayamazsınız ki bu kadar çok mermeri barındırsın, bu kadar çok kalker çeşidini barındırsın.
Ve bunların çoğu da yontmaya elverişlidir. Yani bir Marmara Adası olduğu gibi mesela mermerdir. İşte granitler falan da var da bir afyon, yani milyonlarca dönüm diyebiliriz. Böyle bir yerler var. Çok güzel mermerler var. Beyazından tut griler, kaplan postu, işte dumanlısı, şekerlisi, bilmem. Bir sürü de atlar koyuyorlar orada, çıkaran insanlar kendilerine göre. Ondan sonra ne bileyim Truva'ya gidersin, Muğla'ya gidersin, yatağına gidersin. Her yer mermer. Elazığ'a git, yani Türkiye'nin neresine gidersen git, ille de bir tane. İskenderun'da bir siyahta mermer çıkıyor mesela. İnanılmaz güzellikte bir mermer. Ve her gün yeni ocaklar bulunuyor falan. Bunun eskiden mimaride taşa yansımış halleri var. Taş işlemeciliği çok gelişmişti. Özellikle Selçuklu zamanında, tabii ki daha önceki medeniyetler zamanında da ta Hatti'den işte Roma'ya, Bizans'a gelene kadar ki Frikya'yı falan bu arada saymıyoruz. Bunlar da taşla çok ilgilenmişler. Kendi kültürlerini taşa yansıtmışlar. İslam'da da böyle bir şey olmuş. Selçuklu'da özellikle mimaride İslami inanç mimari içeriğin ortasına oturmuş ve öyle binalar yapılmaya başlamış. Yani mezar taşlarından tutun da işte camilere, kümbetlere varana kadar, çeşmelere, bütün burada taş işlemeciliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz ve içeriğin orada taşla, o formla bütünleştiğini görüyoruz. Burada mesela taş kapılardan söz edilebilir. Taş kapılar öyle bir içerik taşıyor ki oradan, yani o bir seni içeri çeken bir kapıdır o. O kadar cazibeli bir şekilde yapıyorlar ki ve çok basit bir taş kapı yapılıyor. İçinde daha ileride bir kapı var. Böyle bir dikdörtgen kapı, küçük. Ama içeri girerken işte mukarnaslarla ve etraftaki süslemelerle içe doğru bir çekiş var. O mukarnaslar aslında böyle teklikten birliğe ifade eden, oradaki mukarnaslar biliyorsunuz tekrardır. Hep bir formun, bir şeklin tekrarından bir bütün, bir kuşatma, bir gök kubbe gibi bir şey yaparlar ve o sizi içeri doğru çeker. Bu mesela bunun felsefik içeriği budur. Şimdi bunu bilmeden yaptığınız zaman taklit bile olsa bunu yapamazsınız. Mezar taşlarına geldiğimiz zaman mezar taşları her birisi bir kişisel kimlik gibidir, bir nüfus kağıdı gibidir. Orada baktığın zaman oradaki ölünün, ölenin, yatanın kim olduğu, ne olduğunu, ne yaptığını, kadın mı, erkek mi, çocuk mu olduğunu, yoksa ülema mı olduğunu, padişah mı olduğunu, denizci mi olduğunu ya da yeniçeri mi olduğunu oradaki sembolize şeylerden anlayabilirsiniz. Yani bir heykel değerindedir. Orada bir o kimliği sembolize eden formlar bulunmuştur. Ve bu zamanımızda tabii ki basit böyle bir takım mermercilerin işlediği son derece çirkin ve ölümle, yani mezarlıklara gittiğinizde gerçekten insanı bir gaflet basar, böyle bir şey basar, bir böyle bir huzursuzluk olur, bir şey olmaz, böyle bir hani ölümle yaşamın barıştığı yerdir ya mezarlıklar. Orada insan ölümle barışır. Aslında o güzellikte, o estetik duyguyu verebilecek bir formlar gerekir oraya. Bizim bu yeni şeyler öyle değildir. Maalesef bütün bu güzelliklerin günümüzde İslam adına bir kültürü de olmadığı için bunlar hep gerçekten kötülendi, ötelendi ve çirkinleştirildi. İçeriğinden koparıldı, anlamsız hale getirildi. Camilere baksanız öyle, mezar taşları dediğim gibi artık bir elden çıkmış, bir makineden çıkmış, yan yana duran, böyle bir takım şeyler, hiçbir anlamı olmayan, ölümü, yaşamı, hiçbir şekilde kişiliği anlatmayan şeylerdir.
Camilere bakıyorsun, Sinan mesela Süleymaniye'ye bakalım. Süleymaniye'nin yerini adam kaç sene aradı? Kaç sene? Neredeyse padişah kellesini alacak, yeter artık bu nedir ya, bu ne, işimi mi uzatıyorsun gibisinden. Adam orayı o kadar sene arayıp buluyor ve tam mekanına İstanbul silüetiyle işte oradaki Haliç'le anlaşacak. Karşı tarafta Galata Kulesi var. Bütün o İstanbul, o tepeler, deniz, Marmara, karşı tarafta Üsküdar, Kız Kulesi, bilmem bu ne. Bu tarafta Ayasofya. Ayasofya var, bilmem ne. Şimdi bütün bunlarla bir şey, mütevazı, aynı zamanda da görkemli ve o cami içeriğini, o külliye içeriğini bir mabet ve eğitim yeri olması içeriğini de kapsayan bir form buluyor. Ve bunu öyle yerine yapıyor. Şimdi nerede yapılan şeyler ne oluyor? Sinan'ın alıyorsunuz o camisinin birebir kopyasını, belki biraz da şeyini duruma göre küçültüyorsun falan. Ataşehir'de böyle beton yığınaklarının ortasına koyuyorsun, mekansızlaşıp öldürüyorsun. Bunun çok örnekleri var. Bir sürü yerde, olur olmaz bir yerde bir cami görüyorsun. Mekanı yok. Minare çıkıyor, minarenin anlamı yok. Yani gök kubbeye, Tanrı'ya bir selam gibi değil. İçeriye giriyorsun, içeride nedir cami? Aslında orada o mistik bir atmosfer yaratma, Tanrı'yı hissettirme mekanıdır orası. Bunu hissedemezsiniz. Eğer girişi, bilmem nesi, oradaki yerleri, dekorasyonu, içi öyle olmazsa, minberi öyle olmazsa o olmaz. Bizde ne yapılıyor? Sizin de demin anlattığınız gibi işte bir minber oluyor, acayip güzel. Getiriyor adam, ortasına plastik bir şey çakıyor. Ya da işte getiriyoruz oradaki camiyi, işte Ataşehir'e koyuyoruz, mekansızlaştırıp öldürüyoruz. Ve de son cemaati güzel plastik şeylerle örtüyoruz. Örtüyoruz. Son cemaat yerini. Son cemaat. Bütün bunlar renk, mekan, o mistik durum. Bunların hiçbiri gözetilmiyor. Bu ve de bir sürü cami yapılıyor. Gerçekten güzel camiler ve eskilerin taklidi hepsi de. Yani bir Mimar Sinan'ın mezarda kemikleri sızlıyordur. Yani o camiyi orada görse Mimar Sinan ne derdi diye kimse düşünmüyor. Mimar Sinan'a şu kadar saygıları yok. Saygısızlık var ortada. Yapılana. Sen o adamın o camisini nasıl getirip bilmem nereye nakledersin? Ama orada onu bir sanat eseri diye görüyor mu Mehmet? Mesele hiç zaten o. Mesele zaten o. Sanat eseri diye değil. Onu bir sembol diye, buraya da bir cami gerekir. İnadına cami gibi oluyor. İçerik kaçıyor. Bizim bazı yerlerde mesela inadına Atatürk heykeli gibi oluyor. İnadına Atatürk gibi, Atatürk'ün kişiliğiyle benzeşmeyen, Atatürk'ün hiçbir sanatsal ifadesini bulmayan bir sürü heykeller var. Bu ne oldu sonunda? Atatürk'ün imajı bozuldu. Onunla Atatürk özdeşleştirildi. Ve de giderek heykel eşittir Atatürk de oldu. İki türlü ziyan oldu. Hem Atatürk'e hem heykele. Burada da hem dine hem mimariye saygısızlık oluyor. İki türlü kötülük oluyor aslında. Onun için mekan duygusu olmayan bir insan, ki Sinan bunun en önemli örneklerinden bir mekan duygusu vardır. Mimar olacaksan ilk önce mekanı hissedeceksin. Orada nasıl bir kütle, hangi boyutta, nasıl? Ve her mekanın kendi boyutu vardır. Sinan oraya bir cami yapacak olsaydı bir kere etrafından her şeyi temizlerdi. Ona göre bir boyut yapardı. Ve ne anlatmak istiyorsa onu yapardı. Onu yapardı. Onu yapardı. Şimdi mekana göre değişir her şey. Bunun farkında değiliz. Bu kültürde değiliz. İslam adına büyük bir kötülük yapılıyor. Kültürsüzlük var. Bilinçsizlik var. Ve bu bilinçsizlik sonunda çirkinlik olarak dönüşüyor. Çünkü ben inadına sana... ve ben yaptım olduculukla bu işler olmaz. Bir kültür gerektirir. Ne yaparsanız yapın,
bunun bir kültürü vardır, bir geleneği vardır. Ona saygılı olmak gerekir. Şunun için soruyorum bunu sana. Bu bir anlamda senin köklerin demek. Yani heykel yontmaya karar vermişsin ve bütün bunların getirdiği simgesellik var, yer düşüncesi var. Yine Anadolu'daki hatırladığım üniversite demek lazım o dönemin içindeki havuz. Belki de Antakya'daydı bilmiyorum bir şeyin eskiden ne deniyordu üniversitelere? Külliye? Hayır hayır. Külliye değil. Efendim, medrese. Medrese. O medresenin içindeki havuz hani yanında şey yapılmasından içeride bir moda gösterisi yapılması olay olan bir medrese vardı. Ha şeyde Mardin'den söz ediyorsunuz. Tamam Mardin'de. Mardin'den söz ediyorsunuz. Orada bir havuz ve su kullanımı vardı. Onu biliyorum. O da su da işte doğumu ya da insan hayatının belli bir şeysini anlatıyordu. Orada ben seni hatırladım. Senin heykellerinin de bazılarında suyla bir bütünleşme var. Var. Bu gelenekten bir şeyler almışsın. Tabii doğal bunu alman. %100. Keşke yani zaten bence sanat ya da insanlık ya da ilim bilim ne derseniz deyin el vermekle ve el almakla olur. Ya biri bir şeyler ben yapacak. Şimdi el vermek ne demektir onu açıkla lütfen. Sen biliyorsun. Ha, tamam şimdi onu açıklayayım. Şimdi el verme derken bunu çok eski bir gelenek. Hititler zamanında Yesemek diye bir yer vardır. Heykel atölyesi. Açık hava heykel atölyesi. Dünyanın ilk büyük heykel atölyesi Hititler zamanında Yesemek'te olmuştur. Yesemek'te mezuniyet törenleri olurmuş. Ve bu orada 4-5 dilden eğitim yapılırmış. Ve bu mezuniyet törenlerinde herkese işte gelenler artık sen heykeltıraş oldun. Onu takdir edecekler. Ve orada işte ona el verilirmiş. O heykeltıraşa. O artık onu devam ettirecek. Kendine göre. Ve her usta yeni bir şey getirir. Çünkü o eskinin aynısını yapmak bir ustalık değil artık. O onu zaten öğrenmiş. Onun üstüne bir şey koyarak getireceksin ve güne mal edeceksin. Biz de yani bunu böyle anlamak lazım. El verme, el alma böyledir. Ben Mısır'ı, Asur'u, Afrika sanatını, Hint sanatını, dünya sanatını bilmeden ve onu küçümseyerek hiçbir yere varamam. Bunları bileceğim, hazmedeceğim ve geri kusacağım. Yani bir arının bal yapması gibi bir şeydir. Ve kendimden mal edip kusacağım. Bir taklit olmayacak, bir kişilik olacak. Bir kişilik üstünden, ben üstünden bir şey yaratacaksınız, bir şey koyacaksınız. Böyle oluyor. Bu bir gen teorisiyle de bağdaşabilir. Yani genler yalnız işte babadan oğula, anadan çocuğa geçmez bence. Havada da, doğada da dolaşan genler olduğunu düşünüyorum. Ve onlar gelişerek devam ediyorlar. Bugün ki sanat akımları maalesef bunun tamamen inkarını yapıyorlar. Çok acı bir şekilde. Yani bu devamlılık ve bu devamlılığın sonsuzluğu konusu hiçe sayılıyor. Yani her şey yapılmış bitmiş gibi bakılıyor her şeye. Yani bu postmodern görüş var ya şeyin sanatın içeriğine oturdu neredeyse. Eklektik yapıştırma, oradan alıp buraya koyup, buradan alıp buraya koyup bir şeyler yapma gibi oldu. İçerik tamamen boşaltıldı. İnsani durumlar, bir şey üstünden bir şey anlatma, bir forma, bir şey yükleme, bir anlam yükleme
ikincil, üçüncül planda, yok bile. Hazır eşya, kullanılmış şeyler ve bunun bir yerlere konup anlam verirmiş gibi yapma ve şaşırtmaca ve de sansasyonel durumlar yaratma. Sanatın içeriği bu oldu. İnsan, insan değerleri, duygular, kızgınlıklar, sevinçler, üzüntüler, düşünceler, değerler yok sayılmaya başladı. Giderek yok sayılıyor. Onun için biyaneller, bilmem neler, şimdi bütün bu dünyada küresel sanat dediğimiz hikayeler. Yani küresel sanat nasıl küresel olabilir? Bu kadar dünyada çeşitlilik varken, bu kadar topografik, coğrafik özellikler varken nasıl aynı gibi olabiliyor? Ve aynı düzeyde olmayan kültürler, aynı düzeyde olmayan dünya görüşleri, algılar, inanışlar ve yukarıdan para gibi, dolar küreseldir, sanat da küreseldir. Her yerde, her şekilde yapılabilir. Hep aynı formlar. Formların işte biraz benzerleri var bizde, biraz değişikleri falan. Ama anlayış hep aynı. Bu sanata atılan en büyük kazık budur şu anda. Ve insanlar ötekileştiriliyor. Yani gelen seyirci, bir şey almak için gelen, ya diyor ki ya bu ne, bu sanat mı? Ya da ben de yaparım gibi küçümsemede de bulunabiliyor. İkisi de, iki durumda da ötekileşiyor, atılıyor, paylaşamıyor, iletişim kopuyor. İletişim ağlarını koparıyorlar. Yani hiçbir ipucu verilmiyor. Şeye de mesela ben çok karşıyım. Bir heykelin altına bir adını koyarsın. Bir, buradan çıktım, bir ipucudur bu. Tanıdığı formlar koyarsın. Bir yerden bir tanır. Oradan bir başka bir yere götürebilirsin insanı. Tanıdığı şeyler. Böyle bir küçümseme olmaz. Her insan formdan, renkten, müzikten, sesten anlar. Her insanda bu duygu vardır, az ya da çok. Bu aslında insanın küçümsenmesidir. Anlamazlar gibisinden bakmadır. Ya da ben anlaşılmam duygusudur. O da en kötüsü. O bir kibir, o bir yukarıdan bakış. Sanatçılığa bunların hiçbirinin yakışmadığını düşünüyorum. Sanatçı tevazu sahibi olmalı, hayatı yaşamalı, kendi hayatını birebir, kendisi gibi. En önemli şey de bu, kendisi gibi olmak, bir şahsiyet. Benim dünyaya bakışım budur. Benim güzellik algılamam budur. Benim acı duygum budur. Benim sevgim budur diyebilmeli. Ve bu başkalarına iletebilmeli bu duyguyu. O başkaları da kendi sevgi, acı duygusuyla onu kavrayıp çoğaltır. Yani aynı duyguyu, onun için şey deriz biz, sanat çok anlamlıdır. Sanat çok anlamlıdır. Yani tek anlamı yoktur. Kişiye ve kişinin tecrübelerine, algılarına göre değişir, çeşitlenir, çoğalır. Çok anlamlı olur. Sanat bir de yapılan, edilen bir şeydir. Yapma, etme eylemi vardır. Sözle, bilmem neyle söze dökülmez. Yani objesiyle nesnesi birbirine karıştırılmaz. Yani bunlar, tam yapılan budur. Söylenir diyor. Heykeli söylüyor. Sen yani söyle kardeşim, bir söz sanatı var. Bunu yap. Şiir yaz, edebiyat yaz, roman yaz, hikaye yaz, bir şey yap. Ama felsefe yapabilirsin. Felsefe, ama şimdi bir kelime yazıyorsun buraya, yükseliyoruz. Ya da işte güneş doğudan batar diyorsun mesela. Ters bir şey söylüyorsun. Ha, bu bir kavramsal bir durum. Buradan sen önüne bir imaj gelecek ve sen bunu anlayacaksın. İşte bir sanat oluyor şimdi. Bu bizim bunu vallahi taksi şoförlerinden tutun da kamyon şoförlerine kadar bunun ilahını yapıyorlar yani. Kamyon arkası yazıları okusanız, yani Türkiye'nin ruhi durumunu çok iyi çözersiniz. Biz dünyaya nasıl bakıyoruz? Hepsi bunların sanatçı çocuklar. Hepsi esprili, hepsi sansasyonel. Aa, ben de vince yazdım böyle. Aa, vincin üstüne bir taşıyan, 30 ton taşıyan bir vinç. Üstünde ne yazıyor? Taş taşırım, laf taşımam yazıyor mesela. Bir kavramsal sanat yapıyorum. Hayır, ben bunu espri diye yapıyorum.
Bu bir espridir, bu bir şeydir. Yani bakar adam orada güler, çoğu insan beğeniyor mesela. Böylece bienal yapmış oluyorsunuz. Ben kavramsal sanatı, yani kavramsallık sanatın özünde zaten vardır. Her sanat eseri kavramsallığı barındırır. Kavramsal olmayan hiçbir sanat eseri yoktur zaten. Sen kavramsallığı sanatın içinde alıp, içinden alıp dışarı çıkarıp yalnız kavramsallık ögesine koyup budur sanat dersen sanatı küçültmüş olursun. Yani çok küçültmüş olursun. Ona kavramsallığa indirgersin. Sanat çok daha farklı bir şey, çok daha kompleks bir şeydir. Eğitim yanı vardır, moral yanı vardır, estetik yanı vardır. Yani bütün bunlar mekan içinde mekana cazibe katma, mekana anlam katma değerinde vardır. Bazen dayanılırlık o mekana dayanabilmeni sağlar. Bir de o dayanır, iyi ki söyledin. Aklıma geldi yani şimdi biz böyle kullan at gibi bir politika izleniyor ya. Şimdi arabalar şey kullanıyor, atırıyorsun, bitiyorsun. Bir şey yiyorsun, atıyorsun. İşte kağıt tabaklar gibi bir kere yiyip atıyorsun. Bardaklar öyle, bilmem neler öyle. Sanat da böyle oldu. Bir kerelik. Yap, at. Harcansın. Kalıcılık yok. Kalıcılığın inkarı var. Heykelin inkarı var. Resmin inkarı var. Ya pentürün inkarı var. Ve ben şaşıyorum. Bazı pentür sanatçı arkadaşlarımız da arada bir böyle performans vari şeyler yapmaya çalışıyor, özeniyorlar. Aslında onların tümü kendilerine karşı. Ben yanıma yaklaştırmam bu tür şeyleri. Performans da benim yaptığım iş zaten performans. Dua içinde bir performanstır bu. Ama kalıcıdır. Ve şu heykele bakın, günün 24 saati bu heykelin üstüne düşen ışıktan dolayı anlamı değişir. Bu yaşayan bir şeydir. Doğayla iç içe bir güneşle yaşayan, ışıkla yaşayan bir şeydir. Sen bana bunun anlamını bir anlık bir şeye indirgeyemezsin. Bu çok önemli bir şeydir. Bu yatsınıyor, bu yok sayılıyor. Bütün kötülük burada. Ama insan yok sayılıyor. Zaten onu diyor. İnsan kovalandı sanatın içinden. Değerler yok sayıldı. Espriye ve sansasyona şaşırtmaya kaldı. Bu gerçekten günümüzde maalesef daha adam çizim yapmayı bilmez, figürü tanımaz. Estetik kaygıları sıfırdır. Formasyonu yoktur. Bir heykel tıraş formasyonu, bir form anlayışı, bir form duygusu yok. Adam mekan içinde performans yapıyor. Ne estetikten, ne mekandan, ne figürden hiçbir şey. Bir espri yapıyor. Yap kardeşim ya, biz de yapıp dururuz yani, bu şey değil ki ya, espri olabilir. Sanat espri değildir ama. O kadar küçük değil. Sanatı gerçekten burada yüceltmek istiyorum. Farklı bir şey. Bir yetenek ister, çalışmak ister, konsantrasyon ister, bir dünya görüşü ve kişilik ister. Kişilik kayması olmaz. Özentiyle sanat yapılmaz. Kimseye özenmeyeceksin. Tek özeneceğin kişi kendin olacak. Ben gibi diyeceksin. Tek gibi ben gibidir. Yani başka da gibi yok. Ben gibi. Eğer böyleysen sanatçı olabilirsin. Belki. O da belki yani. Evet, şimdi senin arkanda yaklaşık bir 50 yıl geçti evet, mi? Bravo, maalesef. Niye maalesef? Niye maalesef? Belki şimdi bu 50 yılın olgunluğu, 50 yılın deneyidir bu kadar eleştiriyi getiren. Herhalde canım. Ama benim çok sevdiğim bir sözün var senin. Bir sloganın heykeli yapılır ama heykel slogan olmaz diyorsun. Doğru, evet. Doğru. Şimdi de söz sanatlarında farklı tabii, bunun tersine şiir slogan olur. Sloganın şiiri yazılmaz. Ama bir şiir slogan gibi hale gelir. Yani gelebilir. Kalabalıklar bunu kabul ederse senin şiirini, sonunda şey haline gelir o. O bir artık kabul görür. O kendi sloganı olur. O ayrı mesela konu. Mesela Nazım'ın
bu davet bizim sözü bir slogan haline geldi. Kendi içerdiğinden çok daha fazla yorum yüklenerek. İşte demin konuşuyorduk ya, çok anlamlıdır sanat. Ve zamana, mekana yayılır ve her zamanda aktüeldir. Bu evrenseli yakaladığın zaman böyle olur. Şimdi Nazım Hikmet her zaman, her olayda yanımızın başında. Her zaman içinde. Enteresan bir şey değil mi? Gezi olaylarına bir bakıyorsunuz. Allah'ım, Nazım Hikmet orada. Yani tutun da ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda şiiriyle, bir yerden de yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret, bu davet bizim diyor. Bugünün ortasına, göbeğine oturuyor. İnsanların bir iki kitap yazsalar bu dörtlük yetiyor onlara. Her şeyi özetliyor. Niçin gezi olaylarındaki çocuklar isyan ettiler? Ri özetliyor. Niçin birbirimize düşürmenin kötü olduğunu, biz bir orman gibi tek tekiz, tek ağaç gibiyiz ve birlikte bir orman gibiyiz. Şimdi bu bir o kadar güzel bir yorum ki, o kadar buna hasret duyuyoruz ki şu anda. Ve bunu her yere yazıp duruyorlar şimdi. Budur. Sanatın ve sanatçının büyüklüğü bu. Bu bir slogan olsun. Ama slogan olsun diye yazılmıyor. Bir içeriği var. Şöyle demek istiyorum. Slogan şöyledir. Basittir, çarpıcıdır. Tek diye anlaşılır. Grafik bir çözümlemedir. O da, onun da sanatı olabilir. Sloganlı sanat. Slogan sanatı. Adı da öyle olabilir. Onu en güzel kim söyler? En çarpıcı, en bilmem ne. Ama sanat böyle bir şey değildir. Sanat sloganı alırsın, onun içeriğini açarsın, yeni içerikler kazandırırsın o slogana. O zaman başka bir gerçeklik gösterirsin, başka bir duygu yüklersin ve o kendi başına yaşamaya başlar. O tekrar daha zaman içinde slogan haline gelirse bile yeniden değişebilir. Ama slogan olması için yazılmaz. O çok kötü bir şeydir. Canım, yani ne Nazım onları slogan olsun diye yazdı. Tabii. Ne Turgut Uyar göğe bakma durağını. Veciz. Gezi'deki çocukların çok tekrarladığı bir şeydi. Göğe bakma durağı. Göğe bakalım sözünü yeniden yorumladılar ve yeniden hayata kazandırdılar. Başka bir göğe bakma durağı oldu o. Turgut'un yazdığından çok farklı yaygınlık anlamında ben slogan olur diyorum. Yani sanat senin söylemek istediğin her şeyi söylüyorsa sen artık başka bir söz aramaz, o dizeyi söylersin. Tabii çok doğru. Yani oradaki söylediği şey de hayata bakma durağı. Yani şimdi geziyi alırsak hayata, kendimize bakma durağı diye de bakabilirsin orasını, değil mi? O bir dönüşür, güzel olur. Aslında benim için, ben bu şeye nereden geldim? Kurosawa'nın bir Düşler diye bir filmi vardır, Düşler. 7 tane düş anlatır. Her biri bir slogandır ama sinematografik bir dilde o kadar güzeldir ki. O bir sinemadır artık. Oradan çıktım ya, barış der mesela. İnsan doğa çelişkisini gösterir. Ölüm hayatı gösterir. Geleneğe dokunur. Savaş kötüdür der ama öyle bir der ki, bambaşka bir içerikte, bambaşka bir zenginlikte senin onu ta içten kavramanı sağlar. Budur benim söylemek istediğim. Bu her sanat için geçerli olduğunu düşünüyorum bu sözün. Bu topraklarda doğmasaydın, bu kadar değişik kültürü tanımasaydın, yine acaba bunları mı yapardın yoksa başka bir heykel mi yapardın? Şimdi senin yaptığın heykellerde İç içe başka kültürlerin de izleri var. Yani bir bakıyoruz, bir tanıdığımız bir köylü kadının çizgilerini ama yüz çizgilerini hatırlatan bir şey var.
Bir yanda da çok yırtıcı, tarih öncesi, tabii ben yırtıcı bir, yani yaratma, ana olmanın korumacılığının yırtıcılığı olan bir çizgi var. Bunların hepsi iç içe. Acaba bu topraklardan mı geliyor, bu dünyaya bakışından mı geliyor, onu da merak ediyorum. Şimdi aslında bence tabii bu topraklarda ve bu çeşitlikte, bu kültür çeşitliliği, Anadolu bir medeniyetler beşiği gerçekten. Ve biz bunu okullarda falan öğrenmiyoruz maalesef. Kendi çabalarımızla okuldan mezun olduktan sonra öğrenmeye başlıyoruz. Eğer dikkatimiz, konsantrasyonumuz o doğrultudaysa. Başka bir memlekette doğsaydım tabii ki bu heykelleri yapamayacaktım. Bu tür değil. Başka tür. Ben gene ben olacaktım belki. Bu genler taşıyabilseydim eğer olurdum. O farklı form duyguları getirirdi bana. Farklı kültürler olurdu. Farklı belki. Ya bir dünyaya bakışla ilgisi vardır. Yani bir yalnız bir yetenek bilmem ne falanla ilgisi yok bu işlerin. Yani bir dünyayı kavrama, dünyaya bakma nedir? Ben neyim, kimim, biz neyiz? Dünyanın hali nedir? Yani bunu bu sorgulamak meselesi. Orada bunu sorguladığın zaman zaten eskiden ne yapmışlar? Eskiden insanlar nasıl düşünüyorlardı? Bunu nasıl hallettilere geliyorsun? Yani bir oradan bir tak diye Kibele geleneğine geliyorsun. Arkasından ta Orta Asya'ya gidip şamanlara kadar uzanıyorsun. Tekrar geliyorsun Asur'a gidersin. Oradan Mısır'a gidersin. Ya yani bütün bu Akdeniz ve Akdeniz'i saran bu altın hilal medeniyeti ve ortasında Mezopotamya, bu altın hilalin iki ucu da işte bir ucu İspanya'ya gidiyor Afrika üstünden, bir ucu da bizim üstümüzden gene İspanya'ya giden o hilal. O müthiş medeniyetlerin beşiği olan şey altın hilal. Biz buradayız ama bu bölge, burası gerçekten bir şeyi var, bir aurası var bu mekanın. Burada havada hakikaten bir şeyler dolaşıyor. Bu buradan nasibini alan almış olabiliyor ve bunu günümüzdeki bu mesela söylediğim şey şu anda savaşların ortası, en kan dökülen, en kanlı yer Orta Doğu ve senelerdir böyle. Düşünebiliyor musunuz? Bu yazık, bu aslında kültürler adına bir Irak savaşı çıkıyor. İşte Asur, Mezopotamya kültürü talan ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bütün milyonlarca insanın ölmesini bir ara bıraktım. Bu kadar bir de geçmişimize, dünyaya, insanlığın kalan veriler artık şahidi, insanlığın şahidi olan şeyler telef ediliyor. Yani hava telef ediliyor, doğa telef ediliyor. Bütün bunlar büyük kötülükler oluyor insanlığa. Buradan şimdi çıkarsan, bunu şimdi okuduğun zaman eğer Kibele geleneği biliyorsan, o ana erkil aileden gelen çok önemli değerler var. Doğa inanılmaz değerli. Her şeyi çok değerli. Ve onun bir tanrıçası var. O da toprak ana, en yüce tanrı. Bunu öyle inan, inanma mesele bu değil. Ama tek güzel şey olan insan-doğa ilişkisi düzenleniyor. Doğaya karşı bir şey yapılmıyor. Her şey saygıdeğer. Yani kadınların aybaşı görmeleri bile o kadar güzel anlamlandırılmış ki o toprağa bereket akıtıyor, kanını akıtıyor gibi yorumlanıyor. Bunun için Kibele rahipleri de kendilerini hadım edip kanlarını akıtıyorlar. Erkeklik organlarını kesip kan akıtıyorlar. Ve o mertebeye erişmek için, Kibele'nin rahibi olmak için. Ve bu giderek sünnete dönüşüyor mesela. Enteresan bir şey. Yani Yahudilikte de işte hepsini kesmeyelim, ucundan azıcık falan derken kan akıtalım biraz. Ama insan doğa ilişkisine bağlı bütün her şey aslında. Bütün dini kitaplardaki şeylere bakın.
hepsinde yaratılış efsaneleri birbirinin kopyası kadar birbirine benzer. Çünkü hepsi doğayla ilişkilendirildiği için. Doğayla. Şimdi günümüze bakıyorsun, insan-doğa ilişkileri sıfırlanmış. Biz doğanın parçası olduğumuzu unutmuşuz. Köklerimizi unutmuşuz. Ve doğaya bir savaş açılmış. Teknoloji, artık gelişen teknoloji bizi doğayı küçümsememize sebep oluyor. Dağları, tepeleri düz ediyoruz, ormanları yok edebiliyoruz, atmosferi kirletebiliyoruz. Saygısızca ve giderekten kendi sonumuzu getiriyoruz. Yani insanlığın sonu, size söyleyeyim, savaşlardan falan bitmeyecek. Bu insan-doğa çelişkisi ve dünyaya verdiğimiz kötülükten, dünyada bozulan dengelerden olacak. Ben buna %100 inanıyorum. Artık emek sermaye çelişkisinin artık ikincil olduğunu düşünüyorum şu anda. Gerçekten bu şu an dünyada insan doğa çelişkisi birincildir. Ama bu çelişkinin birazını zaten kapital sağlamıyor mu? Kapital doğayı belli. Hayır, doğayı sonuna kadar sömürerek, yani emek sermaye çelişkisinin bir yanı şimdi dünyanın ve tabii doğanın tabii. sonuna kadar sömürülmesi, ötekisi dünyadan hala emek vererek bir şeyler almaya çalışanların, bu iki evet, büyük evet. çelişki. Doğru söylüyorsunuz. Ben de tam bunu söylüyorum. Aslında emek sermaye çelişkisi derken sermaye doğaya öyle bir bakıyor ki kapital gibi bakıyor, yer gibi. Ondan işte verim almak için sömürüyor. Yani doğadan artık değer elde ediyor. Onu her türlü şey yapabilir onun için. Burada baş çelişki artık buradan kazanma değil. Sonunda sen doğa mahvediyorsun. Sen de mahvolacaksına gelecek diyorum ben. Evet. Yani bu var, bu çelişki var tabii ki. Sonuçta zaten emek o ve sermaye çelişkisidir her şey. Ama bu çelişki bir üst safhaya girdi. Artık o sermaye de kendine karşı çalışmaya başladı. Çünkü burada, bu dünya, yer kürenin üstündeyiz. Başka bir yer yok. Hikaye bu. Bu mahvolduğu zaman, yani onlar daha mı korunacaklar tsunami'den gemileri, büyük bilmem neleri falan filan evler. İçine anında alabiliyor. O kadar büyük güçler var. Bunu gördük Japonya'da. Bir geldi şehri olduğu gibi. Gemileri kağıttan şeyler gibi, gemiler gibi aldı götürdü. Yuttu. Bir İzmir depreminde binalar gitti ya. Yok oldu bir anda bir. Şimdi bu ufak şeyler ayrıca. Yani toprak ana bir başını sallamaya görsün. Bir elini beline koyup şöyle bir kafasını sallamaya görsün. Bak neler oluyor. Bu unutuldu. Bu doğanın gücü küçümseniyor. Halen cep telefonunda konuşuyoruz. Televizyon var. Buradan oraya uçuyoruz. Uzaya bilmem ne gönderiyoruz. Ne yapıyorsun? Sinek gibi bir şeysin sonuçta. Bütün bu evreni düşündüğümüzde hakikaten komik yani durumumuz. Ve bu dengeleri bozduğumuzda bütün evrende dengeler bozuluyor. Bunun da farkında değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yani doğanın dengesini, tekrardan dönüşümünü nasıl bozduk? İlaçlarla bozduk. Yani şimdi arıların yok olduğunu düşünün. Dünyanın öldüğünü söylüyor. İşte Einstein söylüyor. Arıları yok edin, dünya yok olur diyor. Bak, basit bir şey. Ama bunu bir bilim adamı söylüyor. Bu basit bir laf değil. Onun hesabı var, anlatıyor onu zaten. Ama döngüyü bozmayacağız. Ne diyor? Zinciri arılar olmazsa fruktozdan bal yaparız yani. Şimdi ben problem bir hareket yapacağım da şimdi ne yap? Çiçekler olmazsa esans fabrikaları kurarız. Özyalçıner'in bir öyküsü evet. vardır. Neydi bir yumurtacı bir bakanımız önce. Çıktı. Neydi bir yumurta? Çok eski bir öyküsünde sonunda gökyüzünü kaybettik diyor. Bize diyor yeni taştan bir gökyüzü ve yıldızlar yaptılar. Çok güzel. İçinde iyi otururuz. Güzel olur. Böyle bir şey. Yani teknikle her şeyi hallediyoruz. İşte onun için ben böyle bu şeye dikkat çekmek için böyle arkaik bir figürü alıp günümüze getirmeye çalışıyorum.
Yani bu kibeleler, işte burada bir heykel var. Doğanın bekçisi, koruyucusu gibi bir şey. Bütün buna içimde hissediyorum gerçek. Oradan şamanlara, insanın kendisinde olan güce, enerjiye, bu enerjinin dışa çıkılması gerektiğini ve bunun var olduğunu, bunun o yerlere dokunmak gerektiğini, konsantrasyonumuzun bu yönde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve heykellerim bu yönde gelişmeye başladı. Her dönem insan ne düşünüyorsa, ne kadar bilinçliyse o tür şeyler çıkıyor. Yani ben 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda yaptığım heykellere bakıyorum. Gene aynı Mehmet'sin. Ama dünyaya bakışım farklı, gelişmişliğim farklı, olayları kavrayışım farklı, algılamam farklı. Ona göre yapıyorsun. Orada. Giderek ama değişiyor. Sen değişiyorsun çünkü. Ben değişince heykellerim değişecektir, mecbur. Onun için bu döngü, yani bir gelişim, bir evrim hepimiz geçiriyoruz. Biz bunun çok ufak bir şeyini yaşıyoruz belki kendi hayatımızda ama var. Bizi misafir ettiğin için teşekkür ediyoruz. Ben ayrıca bu ortamı yaşamanın güzelliğini de verdiğin için. Bugün Mehmet Aksoy'un misafiri olduk. Yine güzel bir insanla güzel günlere inancımızı konuşuruz. Sanatla kalın, sağlıkla kalın, özgürlüğünüzü koruyun. Esenlikle.